Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Astana'da bir araya geldi. Erdoğan, Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansının 6. zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluştu. Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmede konuşan Erdoğan, Rusya limanlarına yönelik Ro-Ro taşımacılığının geliştirilmesi ve Ro-Pax seferlerinin başlatılmasının ikili ticarette çarpan etkisi yaratacağını söyledi. Novorossiysk başta olmak üzere limanlarınıza yönelik Ro-Ro taşımacılığının geliştirilmesi ve Ro-Pax seferlerinin başlatılması ikili ticaretimizde çarpan etkisi yapacaktır. Fakat bu süreç içerisinde Akkuyu tabii çok çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak da sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbünün önümüzdeki yılın şöyle ilk yarısında filan açılması hakikaten dünyada farklı bir ses getirecektir. Tabii bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştuk. Sinop'la ilgili de bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Ve bu konularda Türkiye-Rusya işbirliği gerekirse bu tabii bunun Akkuyu bizim %10 enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop o da bir %10 karşıladığı zaman %20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki nükleer enerji santralinin çıkaracağı ses dünyada çok çok farklı olacaktır. Erdoğan özellikle üzerinde durdukları konulardan birinin tahıl ve gübre nakli olduğunu vurgulayarak İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirme konusundaki kararlılığa dikkat çekti. Özellikle üzerinde durduğumuz konu bir taraftan da yani tahıl naklinde gerek gübre gerek tahıl. Yani bu konuda İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda bizler de kararlıyız. Bunu az gelişmiş ülkelere bu nakliyatı üzerimizden yaparız. Hatta bu ülkelerin isimlerini dahi belirlemede müşterek bir çalışma içerisinde de olabiliriz. Çünkü bizim için gelişmiş ülkelerden çok özellikle fakir fukara, garip kuraba ülkeleri şu anda bizim bu süreç içerisinde gözetmemizdir. Bunu yapmamız da dünyada birçok dengeyi lehte çevirecektir diye düşünüyorum. Ve Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içerisinde atacağı adımlar inanıyorum ki belli çevreleri rahatsız ederken ama öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir.